Ama bir şey söyleyeyim mi? Böyle bizi yemeksiz falan bırakıp gittiğine göre kesin önemli bir şey var. Aç mı kaldınız? Yaptık ya menemen. Yesenize. Niye bakıyorsunuz yeni gelin gibi? 40 yılda bir yaptık yemek. Ekmek ver ekmek. Aç değil misin sen? Niye yemiyorsun? Kızım tamam üzülme artık ya. Sen doğru olanı yaptın. Tuval de sıkıntıya soktu beni. Murat Bey'in özgürlük anlayışı başına buyruk takılmakmış. Ya şimdi biz ikimiz de özgürüz ya. Başkalarıyla. Yok canım. Yapmaz öyle şey olmaz. Cık, yapmaz o. Birazcık burnunu sürteceksin hayat ya. Hemen yelkenleri suya indirme. Yapma. Kızım sen buna ne bakıyorsun ya? Allah aşkına. Böyle tripleşeceğim diye çocuğu elinden kaçıracaksın farkında mısın? Adam hatasını anladı. Geldi özrünü diledi. Kapılarında yattı. Ya sana rüya gibi bir gece tertipledi bu adam. Asıl işte o zaman affedecektin. Bitecekti gidecekti uzatmayacaktın ya. Ben trip atmıyorum ki. Evet affetmek kolay değilmiş gerçekten. Zamanla bırakmak lazımmış. Zaten onun da sıkıntıları var bu ara. Annesi hastanede. Bir yandan kardeşi bıçaklanmış. Nasıl ya? Hazal mı bıçaklanmış? Aslı. Murat'ın kardeşi Hazal değil ki. Doruk mu bıçaklandı? Ya sana inanamıyorum. Doruk bıçaklanmış. Ben şu anda mı öğreniyorum bunu? Tamam bir sakin ol. Nasıl olmuş ya? Bak benim niye haberim yok? Niye ben şu anda onun yanında değilim? Aslı o kadar büyütülecek bir şey değil. O kadar büyük bir şey olsa ben sana hemen söylerim. Ufacık bir sıyrık. Pansumanda yapılmış. Şirkete bile geldi. Rahat ol yani. Ya kim yapmış? Nerede yaptırmış pansumanını? Benim gidip bir bakmam lazım ya. Kontrol et. Gidiyorum ben. Gitti kız yani. Al canım. Bu ne anne? Bitki çayı. İyi de anneciğim ben grip falan değilim. Güzelim ağrım oldu da geldim diyen sen değil misin? İç işte şunu. Hem sinirlerine de iyi gelir bak. Sen de bu kadar abartma sen. Derya Hanım biraz konuşabilir miyiz? Şu anda müsait değilim gördüğün gibi oğlumla ilgileniyorum. Anneciğim sen işine bak. Benim ilgilenilecek bir durumum yok. Derya Hanım. Önemli. Geliyorum. Sen kendini ne sanıyorsun? Neydi o ses tonu, o tavırlar öyle Doruk'un yanında? Şunu dinleyin Derya Hanım. Siz de beni tanımıyorsunuz. Korkacak bir şeyim olsa böyle bir şeye kalkışmazdım. Kendi evime hırsızları sokturmazdım. Siz bana şantaj mı yapıyorsunuz? Hayır, yanlış anladınız. Ben sadece... Ben söyleyeyim. Sizin derdiniz para sızdırmak. Hepiniz açgözlüsünüz. Yapmayın Derya Hanım. Bu kayıt ellerinde. Ben sadece sizin düşündüğüm için uyarmak istedim. Ne kadar da düşüncelisin. Ortaklarına söyle. İstedikleri parayı vereceğim. Ne ortağı? Beni bu işe siz bulaştırdınız. Bana bak. İstedikleri parayı aldıktan sonra bir daha benim yoluma çıkarlarsa onları pişman ederim. Aslında gitti o canavarın inine. İşi zor vallahi o kadınla. Murat'ın da babası gitmiş. Bir anda öyle ortadan kaybolması garip değil mi? Tabii. Vallahi o kadın ana olsa sevilmez diyeceğim de bu Doruk da pek bir seviyor annesini. Yüzüğüm nerede? Şunu. Kıymetlimiz. Ne oluyor be?
be, ne arıyorsun sen? Yüzüğüm. Yüzüğüm nerede benim? Nereye koyduysan oradadır Ayaz, hatırlamıyor musun? Nereye koydum hatırlasam arar mıyım İpek, iyi misin? Yalnız damat ne efendi çocuk değil mi? Damat efendi. Ay. Efendi de bizim kızlar. Annem geldi, o kesin biliyordur. Anne, benim yüzüğümü gördün mü? He, sen çocuğu terk et. Ondan sonra gel buraya yana yana yüzük ara, öyle mi? Bunlar ne böyle? Türk, örf, adet, gelenek, görenek, ananelerimiz. Ama ben kızıma bunları öğretememişim, o ayrı konu. Yo, ben biliyorum bunların ne olduğunu. He. Sen çok biliyorsun, çok. O zaman söyle bakalım. Biz bunları alıp mabadımıza baka baka neden geri döndük? Anlat, anlat, öğrenelim hadi. He, işte öyle susarsın. Susarsın. Kızım, çocuk diyor ki, kızınız diyor, beni diyor, istemiyor diyor. Ben diyor bu hediyeleri alamam diyor. Ya. Ay. Bak, bak asalete bak. Asil çocuk. Rezil ettin beni, rezil. Almadı ha. Almazsa almasın canım, verdiğiniz kabahat. Yok anacığım, yok. Bu kız bu oğlanın kıymetini bilmez. Bana kalırsa yol yakınken ayrılın siz, biz de hiç üzülmeyelim. Siz ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz? Bana neler çektirdiğini bilmiyor musunuz? Ne oldu Murat Bey, bir anda iyilik meleği mi oldu başımıza? Ne çektirdi kızım? He? Ne yaşattı bu çocuk sana? Anlat, anlat, biz de öğrenelim. Ne yaptı? He? Aldattı mı? İçiyor mu? Dövüyor mu? Sövüyor mu? He? Yok. E ne o zaman? Ne? Anne, illa aldatması dövmesi mi lazım? Yok. Kızım bu seninki tamamıyla şımarıklık. Rahat bakmış sana, rahat. Ama ben biliyorum. Ben biliyorum sen neden böyle oldun. Yok daha neler. Ben seni dövmedim ya, sen ondan böyle oldun. Anne, sen delirdin mi, ne yapıyorsun? Kızını dövmeyen dizini döver diye boşuna dememişler. Lan lan! Teyze ne yapıyorsun? Aa! Emine! Aa! Anne ne yapıyorsun? Aa! Kız, bu gerçekten buraya acıyor bir daha. Ya Emine teyze, yapma sana ya. Bak, acısın, acısın, acısın ki aklı başına gelsin. Çekil aradan, sen de yiyeceksin ha. Çekil aradan. Gel git, bana ne yapıyor kız? Bana suçlu. Bana bak, bana bak. Pırıl pırıl delikanlıya, damadıma iftira atma, laf söyleme. Ya bu yaşa geldim, dayak yiyorum annemden onun yüzünden. Yiyeceksin tabii. Yiyeceksin ki aklın başına gelecek. Ay, kızım, ya, ben de kendini. Gelin, ben de yiyeceksin.